İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüce her taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüce her taşa. Günaydın, günaydın, günaydın Kanal İzmir Televizyonu izleyicileri. Evet, günlerden 2 Nisan 2018. Ben Ali Aktaş. Gazete yorumları, haberleri, yorumlarıyla birlikte sizlerle birlikte olacağım. Rıdvan Akgün Bey'in boşluğunu doldurmaya çalışacağım. Umarım onun kadar aktif, enerji yüklü bir şekilde gazete haberlerini ve yorumları sizlere aktarabilirim. Evet, ilk gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Güne Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Benim acımın zaman aşımı olur mu haberimiz var Hürriyet Gazetesi'nde. Bir erkek ve 3 kız kardeşiyle öz babasının istismarına uğrayan genç kız 3 suçlama zaman aşımı gerekçesiyle düşünce böyle isyan etti. Benim acımın zaman aşımı olur mu? İsyanın adı. Evet, 5 çocuğu olan babanın cinsel istismarları 96 yılında başladı. Çocuklar 2002'de şikayetçi oldular. Soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. H.E. istismara devam ettiği çocuklar yine suç duyurusunda bulundu. Ancak baba sadece oğluna ve en küçük kızına yaptıklarından 12 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Diğer 3 kıza istismarı zaman aşımı gerekçesiyle ceza almadı. Evet, maalesef kötü bir haberle başladık. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir zaman aşımı, böyle bir istismarın zaman aşımı olabilir mi? Kelimelerin eksik kaldığı cümleler. Evet, böyle haberlere maalesef toplumsal olarak refleks gösteriyoruz ama duyarsızlıklar söz konusu. Evet, Cesur Olun Söyleyin haberi var. Babasının kendisine defalarca saldırdığını söylediği salonda Hürriyet'e konuşan genç kız şu çağrıda bulundu. Benim yaşadığımı yaşayanlar varsa korkmasınlar, cesur olsunlar. Evet, cesur olsunlar, korkmasınlar, aktarsınlar bu mağdur kızlarımız, evlatlarımız, yavrularımız. Evet, kötü bir haberin ardından Hürriyet Gazetesi'ndeki anneannemin ilk sözleri haberimiz var. Okul gezisinde hocasının odasında asılı bulunan üniversiteli Alara dün toprağa verildi. Alara anne ve babasını öldürmekten hükümlü. Anneanne Hürriyet Hayriye Gündüz'de cenazeye katıldı. Haberimiz var. Evet, anneannenin ilk sözleri. Sessiz kalmıyoruz. Gündüz'ün avukatı anneannenin intihara kesinlikle inanmadığını söyledi. Geziye gitmeden konuşmuşlar. Anneannesinin iznini diploma törenine göre ayarlamasını istemiş. 17 Nisan'da gel, derslerim hafifler, rahat rahat otururuz demiş. Tören için kıyafet seçiyormuş haberimiz. Kenetlenmenin işaretiyle devam ediyoruz. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçi'ye destek için sınıra giden ünlülerle birlikte askerlerle buluştu. Evet, ünlüler bir sürü yanlış işin arasında bazen ünlü insanlar doğru işler de yapabiliyorlar. Mehmetçi'ye kardeşlerimize destek için kamuflaj giyip Mehmetçiklerimizin yanına gittiler. Evet, değişimin ifadesi kamuflaj giyen Erdoğan sanatçı ve sporculara teşekkür ederek şöyle konuştu. Türkiye askeri zaferleriyle sanat ve spordaki başarılarıyla her alanda gelişip ilerliyor. Bu şahit olduğumuz manzara da bu değişimin en güzel ifadesi, en çarpıcı fotoğrafıdır. Gerçek sanatçılar Türk Milleti İstiklal Harbi'ndeki gibi birlik ve danışma halinde. Bu gördüğünüz manzara da bu kenetlenmenin işaretidir. El ele vererek ülkemizi ileriye taşıyoruz. Milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz şeklinde ifadesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Rusya-Polonya arasında Ardahanlı yarbay krizi haberimiz var Hürriyet Gazetesi'nde. Ardahan'da üniformasıyla gömülü bulunan Polonya asıllı Rus yarbayın nereye gömüleceği
kriz çıkardı. Polonya vatandaşımız dediği Rus rayban Reprovski'ye ait cenazeyi istiyor. Rusya o zaman Polonya yoktu diyerek Türkiye'ye gömülmesini talep ediyor. Türkiye ise iki ülkenin arasını bulmaya çalışıyor. Hürriyet gazetesindeki yarbay haberi. Evinde kral, Hürriyet gazetesinin başlığı, Galatasaray için 700 bin kişi yaptırdı. Tamamlayıcı sigortaya yoğun talep haberimiz var. SGK'nın ödediğinin üzerini tamamlayan sağlık sigortasını yaptıranlar hem özel hem üniversite hastanelerine ekstra hiçbir ücret ödemiyor. Ortalama yıllık 700 lira olan sadece yatarak tedavi istenirse ücreti 280 liraya kadar düşen ve 700 bin kişinin yaptırdığı tamamlayıcı sağlık sigortasına talep artıyor. Evinde kral haberimiz var. Galatasaray evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 yendi. Gomis gol sevincini ağların içinde kutladı. Galatasaraylar için sevindirici bir haber. Evet, Hürriyet gazetesinin iç sayfalarında magazin haberlerimiz var. Mimar komşu dava açtı Ece Erken'e haberi var. Stuttgart'ta Tarkan coşkusu haberi var. İç sayfalarda sapık babaya 3 çocuğun ismardan zaman aşımı haberinin devamı var. Maalesef. Anne aynı evde oturmak zorundaydık. Çocukların annesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle aynı evde oturmak zorunda olduklarını belirterek benim gibi o kadar çok kişi vardır ki gerçekleri ortaya dökmeyen, üstlerini kapatan bir sürü insan var. Dökmemekte de haklılar. O kadar zor ve ağır bir süreç ki tek başınasınız, annesiniz, ayakta durmak zorundasınız dedi. Mağdur çocukların avukatı Şahin Antakyalıoğlu ise olay özelinde hukuksal sorunları şöyle anlattı. TCK'nın 66. maddesinin 6. fıkrasına göre zaman aşımı çocuklara karşı üst soy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda 18 yaşını bitirdiği günden itibaren işlenmeye başlar. Bu suçlar yönünden zaman aşımı 15 yıl uygulanmaktadır. Bize göre bu suçlar yönünden zaman aşımı 25 yıl olmalı. Etkili bir soruşturma yürütülmemesi ve takipsizlik kararı da adalet anlayışıyla bağdaşmıyor. Bu süre zaman aşımı süresine eklenmeli, aile bireylerine yönelik cinsel taciz olması halinde ise şikayet aranmamalıdır ve reysen soruşturulmalıdır. Haberi var avukatın açıklamaları. Evet, toplumsal, yani geldiğimiz nokta itibariyle her gün böyle ilginç haberler, kötü haberler. Toplumun biraz sanırım ruh sağlığı bozulmaya başladı. Yani söyleyecek kelimeler bulamıyorum böyle durumlar için. Evet, şeker kullanımını azaltan 10 tane öneri haberi var Hürriyet gazetesinde. Çok yoğun bir şekilde şeker kullanan birisi olarak ilgimi çekti. Benim gibi durumda olan insanlar için okuyalım. Her türlü şekeri kesin. Nasıl olacak bilmiyorum. O kadar güzel tatlar varken, onları yemek varken şekeri kesmek zor olacak ama bakalım uzmanlar başka neler söylemişler. Yemek üstü tatlı alışkanlığından vazgeçin. Bizim toplumumuzdaki klasik alışkanlığımız, yemek yediğimiz zaman ardından tatlı yeme ihtiyacı duyarız. Üstünü tatlıyla böyle tamamlarız yemeği. Bundan vazgeçin diyor uzmanlar. Ara öğünlerde içinde şeker ve un bulunan atıştırmalıklara elinizi bile sürmeyin. Eğer vazgeçilmez ölçüde bir tatlı ihtiyacı içindeyseniz fruktozu düşük meyvelerden makul miktarda yiyin ya da şeker eklenmemiş meyve ve kuru yemiş karışımlarını denemeyi tercih edin. Atıştırmalık ihtiyacınızı protein zengini besinlerle peynir, yoğurt, ayran, badem, fındık ve benzeri ürünler ile giderin. Ciddi ihtiyaç duymadıkça atıştırmakta vazgeçin. Atıştırmalık tercihiniz olarak %70 kakao içeren küçük bir parça bitter çikolatayı da deneyebilirsiniz. Evet, çikolata mutluluk veriyor diyoruz. Herhalde oradaki psikolojik mutsuzluğu çikolata yiyerek tamamlamamızdan bahsediliyor. Yemekten hemen sonra meyve yemeyin. Meyveleri yemekten önce ya da ara öğünlerde tüketin.
Yemekten hemen sonra meyve yemeyin. Meyveleri yemekten önce ya da ara öğünlerde tüketin. Sabah kahvaltınızı güçlendirip protein yönünden zenginleştirin. Kahvaltınıza peynir, yoğurt, yumurta yükleyin. Artık bir de peynir, yoğurt, yumurta ama bunların da tabii ne kadar organik olduğu da sorgulanmaya başladı. Tavuklar, gezen tavuk bulmak oldukça zorlaştı. Bu da bir sektör olmaya başladı gezen tavuk yumurtası şeklinde. Kahvaltı masasından kahvaltıda gevreklerini, meyve sularını, balı, reçeli, pekmezi yok edin. Başta tarçın olmak üzere açlığı frenleyen tatlı ihtiyacına dur diyebilen baharatlardan da istifade edin. Evet, tarçının tatlı ihtiyacını frenlediğini öğrenmiş olduk. Böylelikle nişasta bazlı şeker içeren her türlü ürünlerden kesinlikle uzak durun denilmiş. Prensip olarak tam karbonhidratlı yiyeceklere yönelin. Nişasta ve un zengini yemeklere, yani pilav, makarna, irmik gibi yemeklere hayır deyin. Beslenmenize daha fazla ve sık bakliyat, makul ölçüde de tam tahıl ilave edin. Evet, bakliyat ilave edecekseniz de o meşhur ispir fasulyesinden mutlaka ilave edin. İspir fasulyesi gerçekten 10 numara 5 yıldız fasulyenin kralı diyelim. İspirin de reklamını yapmış olalım. Böylelikle ispir fasulyesinin gerçekten çok güzel, böyle iri taneli. Yedikçe yiyesimiz geliyor ispir fasulyesinden. Ekonomi haberleri Hürriyet gazetesi mücevher rekoru. İhracat Mart'ta 15.1 milyar dolar ile tarihi zirvesinde. Aylara göre mücevher ihracatı işte Mart 2017'de 340.5 şeklinde ve en son Mart ayı itibariyle 523.3. İhracat da Mart ayı rekorla geldi. 15.1 milyar dolarlık ihracat Türkiye'de aylık gerçekleştirebilen en yüksek ihracat miktarı oldu. İhracatı, Avrupa ihracatındaki artışın yanı sıra rekorda mücevherat ihracatı da yol aldı. Hazır giyim ve otomotivin önüne geçmiş. Mart'ta mücevher ihracatı %53.7 arttı. Ayrıca Euro'nun değerli olmasıyla da parite etkisinden 1.1 milyar dolar gelmiş ihracattaki rekorda. Evet, kraldan çok kralcı Almanlar var. Ağrı Hasan Dağı'nın eteğinde devrim. Bilistan'ın Aksaray'daki yeni fabrikası endüstri devriminin ilk örneği olacak haberimiz var. Tamamlayıcı sağlık sigortası ayda 58 TL'ye tamamlanıyor. 700 bin kişi yıllık 700 liraya tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıyor. Putin'in şifreleri gündem, Hürriyet gündemde. Rusya'da görev yapan iki Türk gazetecinin Putin'in hayatını yazdığı kitap yayınlandı. Üçlü zirve için yarın Türkiye'ye gelecek olan Rusya liderinin yaşamı ilginç öykülerle dolu. Cenk başlamış ve Okay, depremin kaleme aldığı Rusya'yı ayağa kaldıran lider, Türkçe yazılmış ilk Putin kitabı olma özelliği de taşıyor. İki gazeteciyle hem Sıska çocuktan beklenen Mesih'e Rus lideri anlattıkları kitaplarını hem de Ankara-Moskova ilişkileriyle ilgili konuşmalar var, aktarımlar var kitabın içerisinde. Ey Netanyahu, nükleer silahın var diye hava atma. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sert tepki göstererek kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver denilmiş. İyi Parti ittifak telaşına düşüren nedir? Meral Akşener, İyi Parti'nin dün yapılan birinci olağan kurultayının yeniden genel başkan seçildi. Akşener, halktan bulduğumuz destek siyasetteki dengeleri alt üst etti. Sayın Erdoğan'ın ittifak tecrübesi derhal devreye girmiştir. Seni çıkar ittifakı telaşına düşüren nedir? Seni ürküten nedir? Haberi var İyi Parti Meral Akşener'in birinci olağan kurultayından sonra. Evet, bütün hayırlı uğurlu olsun Meral Akşener'in İyi Parti'nin kurultay sonrasındaki genel başkan olarak seçilmesi ülke için, partisi için, herkes için hayırlı uğurlu olsun. Güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar.
Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüce her taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Evet, Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi'nden İYİ Parti lideri Akşener olağanüstü kurultayda esti gürledi. Bir korku duvarını yıkacağız demiş. 1060 delegenin oyuyla genel başkan seçilen Meral Akşener konuşmasında iktidara yüklendi. Türkiye korku nedeniyle sessizlik yaşıyor dedi. İşte sözleri. Türkiye'de insanlar başına bir şey gelmesinden endişe ediyor. Ekonomi tepe taklak olmuş. Yokuş aşağı inerken korkunun suskunluğunu, huzurun sessizliği gibi yutturuyorlar demiş Meral Akşener. Biz iyiler korku duvarlarını yıkacağız. Bizler korkudan susanlardan değiliz. Bağıranları boyun eğenlerden hiç değiliz. Gerçeklerin üstünü korku gücüyle örtemezsiniz demiş Meral Akşener. 15 Temmuz kalkışmasında millet devleti sokaktan toplarken uçaklarla kaçıp güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin. Bu maskeli balo bitsin artık şeklinde açıklaması var Meral Akşener'in. Cumhurbaşkanı Meral Akşener sloganları atıldı. İYİ Parti'nin birinci olağanüstü kurultayı dün Ankara'da yapıldı. Kongreye tek aday olarak giren Meral Akşener kürsüye devletin başına Meral Gelecek, Cumhurbaşkanı Meral Akşener sloganlarıyla çıktı. Atatürk posteri astırmayan o müdüre skandal destek Sözcü'deki haberimiz. Bartın'da halkın protesto ettiği Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'e Memursan Hak İş Ensar Vakfı sahip çıktı. 18 Mart Şehitler Günü genelgesindeki Atatürk posteri asılacak cümlesini çıkaran Demir için Bartın Belediyesi önünde destek eylemi yapıldı. Eylemde konuşan grup sözcüsü eski Türkiye 15 Temmuz'da bitti dedi. CHP eylemi gaflet diye nitelendirdi. Ünlü yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu haberi var. Kazandığı paranın çoğunu tazminat olarak ödeyen iki ruhlu ünlü kim? Haber dizisi. Ünlüler Mehmetçik için tek yürek oldu. Erdoğan askerlerle buluştuğu yemekte kamuflaj giydi. Sözcü'deki haberimiz. Aralarında İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ajda Pekkan'ın da olduğu sanatçılar Hatay'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşup Oğulpınar Karakolu'nda askerlerle yemek yedi. İktidar yetkiyi aldı. Ormanlar imara ve ranta açılıyor. İktidar ormanlık alanları sınırlarını değiştirerek hazineye devretme yetkisi verildi. Bu alanlar konut ve tesis yapılması için ya satılacak ya da hibe edilecek haberi var Sözcü Gazetesi'nde. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, FETÖ Balkanlarda iç savaş çıkarır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 6 FETÖ yöneticisinin ifadesine karşı çıkan Kosova Başbakanı Haran Dinaj ile randevusunu iptal etti. Kosovalı yetkilileriyle başlıktaki gibi uyardı. FETÖ Balkanlarda iç savaş çıkarır. Düğünde taraflar kız kaçırma yüzünden birbirine girdi. Mutlu gün kavgası. Ailelerin rızasını alamayan çift kaçtı. Daha sonra ailelerini ikna eden sevgililer düğün günü aldı. Taraflar düğünde birbirine girdi. 3 kişi yaralandı. Düğün iptal oldu. Olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde geçiyor. Evet, alacağını isteyen polisi vurup kaçtı. İstanbul Bağcılar'da önceki gün meydana gelen olayda polis memuru S.A.E. alacağı olduğu öğrenilen T.B. ile buluştu. Polis alacağını istedi. 3 kişiyle tartıştı. Borççu olan T.B. polis memuruna silahla ateş etti. S.B. S.E. kanlar içerisinde yere yığıldı. CHP'den Saadet'le ittifaka açık çek. Parti meclis üyesi Sare Kadıgil, "Partim senin yerine Saadet'ten bir aday koymak zorundayız. İttifaka gidiyoruz derse kabulüm. Öper başıma koyarım." dedi. İzmir'de önceki gün 2019'a giderken gençliğin rolü konulu
panel gerçekleşti. CHP tarafından düzenlenen panelde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuğba Torun konuşmacı olarak katıldı. Kadıgil, tüm partilerin yıllar süren çabalarının sonunda bile kişisel beklentilerinin ülke ve parti çıkarlarına tercih etmemesi gerektiğini söyledi. Kadıgil konuşmasını şöyle sürdürdü. Bedel ödedim. Bu partide benim emeğim var. Bedel ödedim. Hakkımda açılmış 6 tane dava var. Bedava avukatlık yapıyorum. Vekillik beklemek hakkım gibi düşünüyorum. Ama şunu da biliyorum ki partim, Sera, senin yerine Saadet Partisi'nden bir aday koymak zorundayız. Çünkü ittifaka gidiyoruz. 2019 giderse biteriz derse kabulümdür. Öperim başımın üstüne koyarım demiş. Evet, ülke gerçeklerini ya da parti, hangi partiden olursa olsun, parti menfaatlerini, kişisel menfaatlerinin üstünde tutan herkesi ve tabii insan samimi olan herkesi takdirle karşılıyoruz. Çünkü bu ülkede bütün partiler için geçerli. Kişisel çıkarlar, menfaatler esasında önemli değil. Bu ülkeye hizmet veren partiler, kurumlar ve ülkenin çıkarları ve menfaatleri önemli. Dolayısıyla biz bu büyük geminin içerisinde birlikte yer alıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, bütün partilerin, liderlerinin ve içerisindeki yöneticilerin çok iyi, çok donanımlı isimlerden oluşmasını arzu ederiz. Çünkü sonuç itibariyle kimi partiler bu ülkede belediyeleri yönetiyor, bir parti hükümeti yönetiyor. Bu süreç değişebilir, partiler, belediyelerde başkanlar değişebilir ama o kadrolar ne kadar iyi ve donanımlı olursa, dolayısıyla bizleri yöneten kişiler ne kadar iyi ve donanımlı olursa bu ülke o kadar, bu bayrak o kadar yükseğe çıkar, bu ülke o kadar başarılı olur. Beşiktaş'ın evet spor haberleriyle biraz devam edelim. Beşiktaş'ın yıldızı Talisca hem sahada hem parada kazandırdı. 12'den vurdu Talisca. Süper Lig'de attığı 11 golle 12 puan üzerinde direkt etkisi olan Brezilyalı Şampiyonlar Ligi'nde de Kartal'a toplam 3 puan getirdi. Performans primi olarak toplam 16 milyon lira kazandırıp maliyetini büyük oranda çıkardı haberimiz var. Spor Toto 1. Lig. Evet, takım 1. şu anda. Rize Spor. Ümraniye takip ediyor. 56 ve 53 puandalar. Ankara Gücü ve Altınordu 4. sırada. Altınordu bu hafta berabere kaldı maalesef. İzmir takımlarının daha çok Süper Lig'de olmasını arzu eden birisi olarak altyapıya önem veren Altınordu gibi kulüpler umarız hak ettiği daha üst liglerde yer alırlar. Tabi ligde bu arada Süper Lig'de de Galatasaray 57 puanla 1. sırada, Başakşehir 56 puanla Galatasaray'ı takip ediyor ve Beşiktaş 53, Fenerbahçe 48 ve Trabzonspor 5. sırada 42 puanla Trabzonspor takip ediyor ligde. Aslan'ın ayak sesleri Galatasaray büyük maç sendromuna Trabzon önünde son verdi. Trabzonspor'u yenerek büyük maç sendromunu atlattı diyelim. 2-1 kazandı. Muslera yediği gole kızdı. 90+2'de yediği gole çok sinirlendi. Muslera uzaktan yediği gol. Evet, efsane bir gol. Fatih Terim Trabzonspor galibiyetini böyle yorumladı. Kötü bir şey yok. 3 puan nasıl alırız diye düşünmedim. Kenarda keyif aldım. Oyuncular keyif aldı. 7 maç kaldı. Allah yolumuzu açık etsin demiş Fatih Terim. Evet, bu arada sosyal medyadan Serhat Günal iyi yanlar diliyorum demiş. Serhat Bey çok teşekkür ederiz. Günaydınlar Ali Bey. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Selamlar Karşıyaka demiş. Günaydınım, çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte izleyen dostlarımıza Ayhan Hanım hayırlı yayınlar Sayın Ali Aktaş demiş. Çok teşekkür ederiz. Bir yandan da Davut Aktaş, İbrahim Taşar, Ali Kayadebi, Mahmut Tanrıkulu, Altı Algur İsmail demişler. Yaşar Önsöz, Seyit Apalto, Koskan Yazıkaya, Kerim Özer, Ömer Albayrak, Mesut Halil, Miskin, iyi yayınlar. Mehmet Yıldız, Fethi Arslan, hayırlı yayınlar inşallah demiş. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'de Kayseri Spor taktiği Umut'u durdur uzaktan vur şeklinde geçmiş. Sözcü gazetesini de bitiriyoruz. Takvim gazetesiyle hızlı bir şekilde devam ediyoruz.
Erdoğan şu mesaj: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana ve Hatay'dan dünyaya seslendi. Bölgede sinsi oyunlar peşinde koşan güçlere sert mesajlar gönderdi. Afrin'in temizlenmesinden Türkiye Fransız olanlar rahatsız. Teröristleri sarayda ağırlayanlar kendilerine çeki düzen versin demiş Fransa için. İsrail'e: ey Netanyahu, terörist devletsin. Afrin harekatına söz söyleyecek kıratta değilsin. Çok zayıfsın, çok garipsin. Dünyada sevenin yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne: Suriye politikasındaki değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Bölgemizde yeni Skypist Picot paylaşımlarına izin vermeyeceğiz demiş. Sanatçı ve sporcular Mehmetçik için tek yürek. Evet, Mehmetçiklerimizi destek için sanatçı ve sporcu giden sanatçı ve sporcularımıza da teşekkür ederim. Mehmetçiklerimizin ayağına taş değmesin. Kahraman yiğitler, başarılı olsunlar. Ayaklarına taş değmesin yiğitlerimizin. Magazin, Takvim Magazin, Aleyna Tilki, 18 yaşına giren Aleyna Tilki reşit olduktan sonraki ilk konserini önceki akşam Bostancı'da verdi. Aleyna sahne şovuyla dünyaca ünlü yıldızları aratmamış arkadaşlar. Aleyna Tilki. Ne diyelim? Aleyna Tilki'ye diyecek bir şey yok. Pahalı tezgah ekonomi haberlerimizde. Sebze meyve yine cep yaktı. Mart'ta üreticide 9, markette 20 ürün zamlandı. Üretici ile market fiyatı arasında 5,5 kata varan fark ortaya çıktı. 5,5 kat üretici ile raftaki aradaki fark 5,5 kat. Lahana açık ara birinci olmuş. Rafların zam şampiyonları sivri biber %28'lik oranla, ıspanak %17'lik oran, karnabahar %12, lahana, kaşar peyniri, kırmızı mercimek ve kuzu eti bunları takip ediyor. Daha sonra dana eti bunları takip ediyor. Üretici 0.25 yani 25 kuruşa lahanayı üretiyor. Markette 1 lira 37 kuruşa satılıyor. Aradaki fark %446. Biraz sanırım ülkenin tarım politikası üreticiden tüketiciye ulaşması noktasında biraz daha kontrol gerekiyor bildiğim kadarıyla. En çok çileği çeken çiftçi, tarım emekçisi ama en az parayı, hatta parayı alamayan da onlar maalesef. Emekliye faizsiz para, ekonomi haberinde Takvim gazetesinde nakit sıkıntısı çeken emeklilere avans ve faizsiz kredi gündemde. Bu uygulamalar hayata geçerse isteyen maaşının 3 katı avans ya da 10 katı faizsiz kredi kullanabilecek, paralar 36 ayda geri ödenebilecek. Gençlere süper teşvik, torba yasayla gençlerin istihdamına ekstra destekler geldi. Teşviklerle gençler daha kolay iş bulacak. Çalışan gençlerin yetim maaşı da devam edecek. Genç istihdamında teşviklerin süresi 12 ay yerine 18 ay olarak uygulanacak. Aslında bu gençlere, bayanlara teşvikler gerçekten çok güzel, harika, 10 numara 5 yıldız ama ben hep söylüyorum, bir teşvik verilirken bence eskileri de yaşatmak lazım. Şu an esnafın durumu gerçekten iyi değil. Ekonomik veriler eski 10 yıllık 15 yıllık ticaret ve yapan KOBİ diye nitelendirdiğimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerde çok zorlanıyorlar. Vergi yükü var, ciddi bir vergi yükü var. İlgililer, yetkililer umarız bu vergi yüküyle ilgili çalışmalar, planlamalarını yaparlar. Çünkü esnafın ödediği kira 3 ayda bir stopaj ödüyor. Çalıştırdığı elemanın vergisini ödüyor. Sattığı ürünün vergisini tabii ki ödeyecek. Bununla ilgili sıkıntı yok ama milyon dolarlar kazanan insanların vergi iadesini, futbol kulüpleri için söylüyorum, kulüplere iade edilsin ama esnafın vergisi, stopajı, en ufak bir ödeme zorluğu ve sıkıntı çektiği zaman devlet hemen e-aciz koyarak bütün hesaplarını bloke ediyor. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere, esnafa destek bu anlamda olması gerekiyor. En ufak bir ödeme zorluğunda e-aciz gönderilmemeli. Ve bankadaki parası da bloke konuluyor. O parayla ödemek zorunda. Hesabındaki paradan çekin denildiği zaman böyle bir şey de sistem olarak mümkün değil. Bunun da yanlışlığını buradan iletmiş olalım.
1 milyon işçinin hayatı değişiyor. Taşeron işçilerin kadroya geçişi bugün yapılıyor. İşçiler maaşlarının 1,5 katı promosyona kavuşacak. Devlet kadrosuna geçenler ikramiye elde edecekler. Bugünden itibaren bu arada pasaport, ehliyet ve kimlik tek bir yerde. Artık vatandaşlar pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek. Pasaport ve sürücü belgeleri bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza bütün işlemler için geçerli olacak. Doğru olan aslında pasaport için ayrı bir imza, ayrı bir parmak izi, ehliyet için ayrı bir parmak izi, nüfus için ayrı bir parmak izi verilmesi yerine tek bir noktada doğrusu idi ama nüfus müdürlüklerinde korkunç bir kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Sisteme oturana kadar en azından bu böyle olacak. Takvim gazetesinde iç sayfalarımızda Mehmetçik için tek yürek haberimiz var. Tokat gibi cevap. Türk dostu teyze Erbilli teyzenin tokat gibi cevabı. Türkiye karşıtı propaganda yapmaya çalışan Barzani'nin kalınlığına Erbil'in Aşme köyündeki yaşayan bir teyze en güzel cevabı verdi. PKK bizim hiçbir şey yapmamıza izin vermiyor. Türk askeri PKK'yı temizlerse dünya daha güzel bir yer olacak. Evet, Takvim Gazetesi'nin güncel haberlerinde Avrupa Birliği cazibesini kaybetti. Avrupa Birliği 2008'den bu yana varoluşsal krizler yaşıyor. Artık cazibesi kalmadı. Birliğin dağılması üzerine yapılan tartışmalar tartışma olmaktan çıktı ve somut bir zemine kaydı. Yine de Türkiye'nin gündeminde Avrupa Birliği sürecini bırakmak gibi bir durum söz konusu değildir demiş Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik. Kanserdeki sinsi tehlike obezite. Kanserin adı bile korkutmaya yetiyor. Araştırmalar bu hastalığın en büyük nedeninin obezite olduğunu söylüyor. Uzmanlar ise uyarıyor. Hazır gıdalar yerine lifli besinler tüketin. Kanser demişken geçen ilginç bir istatistik karşıma çıktı. İsrail'de kanser olma oranı istatistiksel anlamda dünyadaki en düşük ülkelerden bir tanesiymiş. Çok az insan kanserle karşı karşıya kalıyormuş. Keşke bu oradaki sanırım tarım politikaları ve doğru beslenme ile ilgili bir şey olsa gerek altyapısında. Spor haberleri, Taliska atıyor, kasa doluyor var. İkincilik beyaz grupta Gümüşhane 56 puan, Altay 54 puanda. Amansız bir orada şampiyonluk için Altay'la Gümüşhane ve Sakaryaspor arasında rekabet var. Kırmızı grupta ise Hatayspor ve Menemen 65'er puanı paylaşıyorlar İzmir takımlarından. Maalesef Karşıyaka bu arada beyaz grupta 17. sırada 18 puan. Nazilli ve Fethiyespor 23 puan ve 28 puan şeklinde. Karşıyaka Spor Kulübü'nün durumu maalesef. Başakşehir söktü aldı. Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir geriye düştü Zorlu-Akhisar deplasmanında. 46'da Elia ve 75'te Vizca'nın golleriyle sonuca gitti. Ev sahibi ekipte Lopez 83'te kırmızı kartla atıldı. Fener yönetimi her maçın ayrı bir prim sistemi getirdi. Kazan kazan formülü prim sistemi sil baştan şampiyonluk halinde ise süper prim verilecek. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında başkanlık için müthiş bir rekabet var. İyi olan kazansın ama bu eskiler gitsin artık. Yani bu Fenerbahçe için söylemiyorum sadece bunu. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe hiç fark etmez. Beşiktaş ya yıllarca çok uzun süre başkanlık yapan gerek kulüp, gerek dernek, gerek parti isimlerine bence benim hep söylediğim bir şey söyleyeyim, tekrar etmiş olayım. İki dönemden fazla olmuyor arkadaşlar. İki dönem yapacağın hizmeti yapın. Ondan sonra yeni genç arkadaşlara, enerjisi daha yüksek insanlara bırakın.
Bu bağlamda Ali Koç'u da çok doğru bir isim olarak görüyorum. Kirlenmiş sporun içerisinde temiz bir isim olarak görüyorum. Galatasaray fırtınası 2-1 galip. Fatih Terim, Trabzon önünde alınan 3 puan sonrası iddialı konuştu. Önemli bir galibiyet aldık. Birbirinden zorlu. 7 tane finalimiz var dedik. Takvim gazetesinden Sabah gazetesine geçiyorum. Milletimiz tarihi bir kenetlenme içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti bir imtihandan geçiyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu imtihanı başarıyla veriyoruz haberi var. Sosyal medya insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Polat, Facebook skandalıyla ortaya çıkan kişisel güvenlik tehlikesine dikkat çekti. Aman dikkat diyelim bizler de. Aselsan olayında şaşırtan ifadeler. 12 yıl önce ölü bulunan mühendis Hüseyin Başbilen'in ikizi, kardeşinin eşinin itirafını anlattı. Yengem onu öyle bir götürdüler ki dedikten sonra eliyle ağzını kapattı ve söylediğini pişman oldu. Hürriyet gazetesinin reklamlarından ekonomi finans haberlerine geçiyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü Lifestyle. Aylık ihracat ilk kez 15 milyar doları aştı. Mart'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %11.5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi. 2018 Mart'ı ihracat tarihindeki en yüksek rakama ulaştı. Döviz kurundaki çalkantıda da rolü var mıdır bilmiyoruz bu durumun. Rekabete özel havayolu haberi var. Yeni dönemde dev projeler. Havacılıkta ekonomi finans haberlerinde havacılıkta 2023 hedefi 25 milyar dolar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Savunma Sanayi Sektör Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan yerlilik oranı hızla yükselen havacılıkta 2023 hedefinin 25 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin bölgesinde lider konuma yükseldiğini söyledi. Böyle güzel haberler tabii duyunca da insan mutlu oluyor. İshak Alaton'a kamu barışını bozma cezası. Merhum iş adamı İshak Alaton hakkında açılan tazminat davasında 6 yıl sonra karar çıktı. Alaton'a verilen 15 bin TL'lik tazminat cezası varisleri tarafından karşılanacak. Aselsan olayında şaşırtan ifadeler. Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki haberi var. 12 yıl önce ölü bulunan mühendis Hüseyin Başbilen'in ikizi Hasan Başbilen, olayın intihar olduğunu söyleyen eski yengesinin Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki dediğini üsteleyince de elini ağzına kapatıp söylediğini pişman olduğunu anlattı. Evet, bu Aselsan olayında biliyorsunuz çok önemli buluşlar yaptılar bu kardeşlerimiz ama sonra ardına intiharlar oldu. Biz tabii bunun bir intihar olmadığını, toplum vicdanı ve toplumdaki yaşayan bireyler olarak bunların intihar olmadığını bizler biliyoruz ama yetkililer bir sonuca bu konularla ilgili varamadılar. Karabük'te cezaevi aracı devrildi, iki şehit. Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu iki asker şehit oldu. 13 asker, 15 kişi yaralandı. Karabük'e selam olsun. Önemli bir şehirdir Karabük. 16 haneli bir köyken Atatürk'ün kurduğu Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikası ile Karabük'teki Demir Çelik Fabrikası ile şu an bir il olmuş durumda. Nüfusu artmış durumda, 16 köyden bir il noktasına geldi. Oradaki bir sanayi yatırımıyla. Safranbolu'da çok güzel bir, bu arada, ilçedir Karabük'ün. Turistik şehridir. Safranbolu lokumu meşhurdur. O meşhur, çok pahalıdır safranın kilosu. Safrandan yapılır. Safranbolu adını da oradan alır bu arada. Evet, Cemalettin Coşküner bu arada sosyal medyadan yazan, iyi yayınlar başkan demiş. Çok teşekkür ederiz. Karşıyaka'nın filizlerinden selamlar demişler. Ayhan Hanım Karşıyaka'nın filizlerine çok teşekkür ederiz.
Karşıyaka'nın Filizlere çok önemli bir proje. Her gazete haberlerini okuduğum zaman bahsediyorum. Çok önemli bir proje. Keşke bütün belediyeler Karşıyaka Belediye'nin gerçekleştirdiği Karşıyaka'nın Filizleri projesi gibi projeler yapsa. Evet, Karşıyaka'nın Filizleri projesi. Yine bilmeyenler için kısaca bahsetmiş olayım. İhtiyaç sahibi genç kızlarımıza, üniversitede öğrenim gören genç kızlarımıza belediyenin getirmiş olduğu kriterler ölçüsünde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize her apartman, her dernek, her sivil toplum kuruluşu öğrenci okutuyor. Projesiyle Karşıyaka'da yüzlerce apartman, bir sürü sivil toplum kuruluşu, ki BESİAD da bunlardan bir tanesi, sivil toplum kuruluşu kız öğrenci okutuyor, üniversiteli kızlarımızı okutuyor. Bütün apartmanlara, taksi duraklarına, muhtarlara, iş adamlarına, esnafa, herkese, tüm işletmelere çok çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık diyelim. Evet, Nevzat Makas. Ege'deki sesimiz, hayırlı işlerin olsun. İspir'den selamlar. İspir'de Kompurbalı, meşhur Kompurbalı Nevzat Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın Nevzat abicim, eksik olma. Evet, Sabah gazetesi haberlerimizi de noktalıyoruz. Bu arada esnafa tek nefes olduk. Aylık 0.99'la nefes kredisi duyurusu yapıldı bankalar tarafından. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Sınırdan mesaj, Erdoğan'ın kamuflaj giydi, Batı'ya seslendi. Haberimiz var okuduğumuz. MİT Kosova'da 6 haini paketleyince firari FETÖ'cüleri sıra bizde mi? Korkusu sardı. Paçaları tutuştu Kosova'da. Dünyanın hangi bölgesine kaçarsa kaçsın hainlere rahat yok. MİT 6 tane Balkanlar imamını tereyağından kıl çeker gibi alınca örgüt panikledi. Köşe bucak saklanan hainler yüzlerini kapatarak sosyal medyadan da Türkiye'ye saldırıya geçmişler hainler. Evet, ilginç bir haber var Türkiye gazetesinde. Çocuk parklarına kamera kararı meclisten çıktı. Ankara öncü oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Mahir Özel meclise sunduğu önergenin kabul edildiğini, en kısa zamanda Ankara il ve ilçelerinde çocuk parklarına kamera yerleştirileceğini açıkladı. Helal olsun Mahir Özel'e. Şimdiye kadar olmaması da çok acı bir durum aslında. Birisi yapınca ya çocuk parklarında neden kamera olmaz, neden bir güvenlik kamerası olmaz da tabii aklımıza geliyor. Umarız bu sadece Ankara için değil, tüm Türkiye'deki çocuk parklarında güvenlik kameraları olur. Dolayısıyla da çocuk istismarının da bir nebze olsun önüne geçilir. Bu caydırıcılık olur en azından. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru haberimiz var. Bu arada nefes kredisinde hedef 50 bin tane KOBİ. Bir İzmir marşımızda şöyle coşkumuzu biraz daha verelim mi? Düşen enerjimizi toparlayalım. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yay gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yay gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Korkma, titre. Türkiye gazetesi. FETÖ Kosova sendromu yaşıyor. MİT Kosova'da 6 haini paketleyince firari FETÖ'cüleri sıra bizde mi korkusu sardı. Hainler yüzlerini kapatarak sosyal medyadan Türkiye'ye saldırdılar haberiyle tekrar ilk sayfada Türkiye gazetesinde yer almış. Türkiye gazetesinden Habertürk gazetesiyle yayınımıza devam ediyoruz. Ekran başındakilerimiz. İlaç gibi playlist. Habertürk'ün duyurduğu hastanelerde müzikle terapi için hazırlanan CD'ler. Biraz Peşrev de bulunuyor. Nihavent Rumi Saz Semaisi de bulunuyor. Hastanelerde geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında müzikle terapi için yeni bir proje başlatılıyor.
hem müzikle tedavi hem de hastanelerde şiddeti azaltmayı amaçlayan proje kapsamında tıp ve müzik alanındaki uzmanların ortak çalışmasıyla iki tane CD hazırlandı. Evet, güzel bir girişim olmuş Sağlık Bakanlığı için. Hükümetten izinsiz diplomatik davete gidince 307 bin euroluk maaşından 46 bin euro kesilen Belçika Prensi Laurent dertli. Hayatımı çalışarak kazanamam ki, ben prensim, çalışamam demiş. Adam haklı, adam prens. Yapacak bir şey yok. Habertürk gazetesinin özel haberi var iç sayfamızda. Köpekle yaralamaya 5 yıl hapis. Trabzon'da Dogo Argentin cinsi köpeğini Zeynel'in üzerine salarak bacağını ısırmasına neden olan Sinan S. tutuklandı. Savcı Sinan S.'ye silahla yaralamadan 5 yıla kadar hapis istedi. El konulan köpek barınağa gönderildi. Evet, Dogo Argentin de bilenler bilir. Tehlikeli bir köpektir. Pitbull bir versiyonu, oldukça heybetli, güçlü bir köpektir. Sokaklarda bu pitbullarını veya böyle saldırma ihtimali olan köpeklerini tasmasız gezdiren dostlarımıza da uyaralım arkadaşlar. Sizin için o güvendiğiniz köpek bir başkasının çocuğunun Allah korusun hayatına mal olabilir. Aman, hayvan sevgisi ayrı bir şey, bir başkasının çocuğunun, yavrusunun hayatını riske etmek ayrı bir şey. Bunları iyi ayırt etmek lazım. İhracat tıkır tıkır. Habertürk ekonomi sayfası. Türkiye 15 milyar dolar ile aylık ihracat rekoru kırdı haberi var. KDV alacağını dört gözle bekledik. Sanayicilerin katma değer vergisi alacaklarına ilişkin sürecin nasıl işlediğinin sorulması üzerine büyük ekşi şunları kaydetti. Üreticinin ihracatçının maliyeden 140 milyar lira bekleyen alacağı var. Bu konuda çalışma yaptırdık, bir kitapçık halinde arz ettik, kanun hazırlandı demiş. Dolar 4 TL'ye dayandı güçlü baraj. Dövizde 3 haftada %5.3'lük tırmanmanın önünü Perşembe günkü güçlü satışlar kesti. Dolar 4 TL'yi ilk denemesinde geçti, geri döndü. Kurdaki her büyük artış faiz artırımında hak eder denilmiş. Kentsel dönüşüme sigorta nefesi Habertürk'teki sigorta haberlerinde var. Maketten aldığımız veya kentsel dönüşümde evimizi verdiğimiz müteahhit için endişelenmeye artık gerek yok. Bina tamamlama sigortası ile ya eviniz tamamlanıyor ya da para geri veriliyor. Sigorta 3 şekilde devreye giriyor. 1. Müteahhitin veya müteahhit şirketin iflası. 2. Proje geliştirici gerçek kişi ise veya öldüyse reddi miras durumu varsa. 3. Poliçe vadesinin, yani 36 ayın üstünden 12 ay geçtiği halde toplam 48 ayda konut bitmemiş ise. Rıdvan Akgün Bey, Ali kardeşim başarılar dilemiş demiş. Rıdvan Bey, çok teşekkür ederim Rıdvan Bey'e. Onun boşluğunu doldurmaya çalışıyoruz. Her ne kadar onun kadar, Rıdvan Bey kadar başarılı olamasak da en azından yolunda bulunuyoruz diyelim. Çok teşekkür ederiz Rıdvan Bey'e bu arada. Akşener yeniden genel başkan seçildi. İyi Parti birinci olağanüstü kongresini gerçekleştirdi. İyi Parti olağanüstü kurultayında tek aday olarak yeniden seçilen Akşener, bizlerden korkudan susanlar değiliz. Bizler korkudan susanlar değiliz. İyi Parti tüm kadrolarıyla an itibariyle ülkeyi yönetmeye hazırdır mesajını verdi. Kurultayda sloganlar ve anonslarla Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına da vurgu yapıldı. Akşener 1112 delegeden 1060'ının oyuyla yeniden genel başkan seçildi Meral Akşener. Gözüpek Paşa, Kasımpaşa evindeki 6 karşılaşmada kaybetmeyen Göztepe'yi devirip 4 maçlık 3 puan hasretine son verdi Göztepe karşısında. Hürriyet gazetesinden Posta gazetesiyle haberlerimize devam ediyoruz. Ana başlığı Harekatı başlığı var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün askeri kamuflaj giyerek Hatay'ın Suriye sınırındaki Oğulpınar Karakolu'na gitti. 2 ayda Afrin'in terörden arındırıldığını belirterek askerleri tebrik etti. Ziyarete ünlü isimler de katıldı. Erdoğan karakolda yaptığı konuşmada Türkiye askeri zaferleri sanat ve spordaki başarılarıyla her alanda geliştirip ilerletiyor denildi haberde. Erdoğan'dan Netanyahu'ya nükleer silahın var diye hava atma. Katil İsrail'i kınamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail askerlerinin 30 Mart'ta 17 Filistinli'yi katletmesini kınamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu dünyanın en ahlaklı ordusu sivilleri bombalayan birinden ders almayacaktır karşılığını vermişti. Erdoğan Adana'da dün şöyle yanıt verdi. Terör devletisin. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Sen terör devletisin. Ya senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Sevenin yok. Benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiği zaman o silahlar da çalışmaz dedi Recep Tayyip Erdoğan Netanyahu'ya. Takvim gazetesinin iç sayfalarındayız, Posta gazetesinde. Türkiye'de 2008-2017 yılları arasındaki hırsızlık olayları %140'ın üzerinde arttı. Caydırıcı cezalar olmayınca elini kolunu sallayarak hırsızlık yapanların sayısı yükseldi. Bu arada Karşıyaka Emniyet Müdürümüz de bu arada geçen çok başarılı çalışmalarından bahsetti. Katıldığımız bir toplantılı kahvaltı sonrasında. Karşıyaka'daki suç oranlarının düşüklüğünden bahsetti. Son bir aydaki hırsızlık vakası bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıya ulaşmış. Güvenlik görevlerimizi de ülkenin her tarafında görev yapan güvenlik görevlerini, kardeşlerimizi, abilerimizi selam ve saygıyla teşekkürlerimizi gönderelim. Posta gazetesi ekonomi haberlerinde evde fırsat haberi var. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, konut yapımına tüm hızıyla devam ediyor. Her bütçeye özel konutlarda vade 20 yıla kadar sürüyor. İşte kira öder gibi ev sahibi olmanın en avantajlı yolu denilmiş. İl il konut satışındaki istatistikler var bu arada. Esnaf nefes alacak haberi var. Biraz önce okuduğumuz ehliyet ve pasaportun yeni dönem nüfus müdürlüklerinde artık yapılacağı ile ilgili haberimiz var. Bir yandan da hatırlatmış olalım. Vergide son gün ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı vergilendirilen yaklaşık 1.880.000 mükellefin geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün gün sonuna kadar yani 23.59'a kadar vermeleri gerekiyor. Rıdvan Bey iyi. Bu arada olur mu kardeşim sen bu işi benden daha iyi yürütüyorsun. Yolun açık olsun demiş Rıdvan abi. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Öyle olmadığını ikimiz de biliyoruz bu arada. İknur Hanım Ali Bey kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederiz. Ali Ekber Güneş Ali Bey başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim kıymetli abim. Elektrik işleri bıçak gibi kesildi. Kırklareli'de iki nesil bir arada esnaf ne istiyor başlığıyla Posta gazetesindeki haberimizi okuyorum. Elektrik malzemeleri satan dükkanı babasıyla birlikte 24 yıldır işleten Orhan Babacan, bundan 3 yıl öncesine kadar işlerimiz çok iyiydi. Dövizdeki artışlar konutlara malzeme satan bizim işleri çok etkiledi diyor haberimizde. Devlet küçük esnafa yardım yapmalı denilmiş. Kesinlikle öyle. Ham madde çok pahalı. Ankara'da görüştüğümüz Sedat Kargalı bir pastane sahibi. Bir pastane sahibinin açıklamaları var. İşlerinin piyasanın durumu yüzünden durgun olduğunu söylüyor. Petrol ve doğalgaz fiyatının yüksekliğinden şikayetçi. Sedat Bey insanların alım gücü bitti. Bizim pastacılık işi biraz maliyetli bir iş. Ham maddemiz olan yağ, süt, fındık, çam fıstığı, ceviz ve bir sürü bütün malzemeler çok pahalandı. Maliyetler arttı. Son zamanlarda kirayı biraz zor ödüyoruz, ödeyemiyoruz. Bağkurumuzu ise borç harçla ödüyorum diyor Sedat Kargılı.
bu ekonomik sıkıntılarının kurtulmak için devletin bir çözüm bulması gerektiğini söylüyor. Devlet üsttekilere değil de küçük esnafa yardım etsin. Böyle olursa birçok alanda üretim artar. Hepimiz de rahatlarız demiş. Sedat Kargalı söylediğinin hepsine noktasına kadar katılıyorum. Küçük esnafa biraz daha adım atılmalı. Küçük esnaf yaşarsa toplumdaki büyük yapılar da yaşar. Sokağın bir harcama emisyonu var. Serdar abinin kulakları çınlasın bu vesileyle. Yaşadığımız sokağın bir harcama emisyonu var. Küçük esnaf yaşarsa o para orada dağılacak. Ama AVM'ler, mantar gibi çoğalan AVM'ler de büyük sermaye gruplarında sokağın harcama emisyonu, sokağın harcaması gereken para gider AVM'lerde toplanırsa, büyük sermaye gruplarında toplanırsa sokaktaki küçük esnaf Bağkur'unu da ödeyemez, sigorta primini de elemanının çalıştırdığı ödeyemez, stopajını da vergisini de ödeyemez. Böyle bir sıkıntılı bir sürece girer. O yüzden AVM'lerle ilgili şehrin bu kadar içerisinde olmamalı. Bununla ilgili bir yasa çıkmalı. Küçük esnaf en basit bir bakkal bile alsa belediyeye gittiği zaman önüne bir evrak listesi. Siz bunları yapın. Bu işletmeyi açmak için bu kriterleri yerinize getirmeniz gerekiyor diyor. Bununla ilgili bir kanun maddeler var iken AVM'ler için bir kanun tasarısı, kanun bunların AVM'ler için bir kanun olmaması maalesef ülke için acı bir durum diyelim. Yetkilileri, ilgilileri uyarmış olalım. İyi başladı haberimiz var. Posta'da da İyi Parti'nin Ankara'da düzenlenen birinci olağanüstü kurultayına 10 binlerce kişi katıldı. Salon dolup taşarken dışarıda da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Akşener sloganları attı. Oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener korku duvarlarını yıkacağız dedi. Kurultayın yapıldığı salonda sadece İstiklal Marşı'nın Korkma Sönmez Bu Şafaklar'da yüzen Alsancak dizisiyle İyiler Kazanır ve Türkiye iyi olacak ifadelerinin yer aldığı pankartlara izin verildi. Salonda sık sık ne mutlu Türk'üm diyene sloganları atılarak hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi. O zaman hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı bizler de söyleyelim. Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yeni Bakış gazetesiyle devam ediyoruz. Yerel tohumlar takasla yaşıyor haberi var Yeni Bakış gazetesinde. Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği yerel tohumu yaşatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından yerel tohumlar birbirleriyle takas edildi. Helal olsun Seferihisar Belediyesi'ne. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tohum Bankası adıyla kurulan tesisler ne üreticiye ne tüketiciye sadece daha çok kar peşinde koşanlara fayda getirecektir. Tohumdaki tekelleşme ulusun geleceğini karartır. Tohumla dışa bağımlılık savaştan tehlikelidir demiş. Çok da doğru söylemiş. Karşıyaka'nın destek projesi çığ gibi büyüyor. Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Karşıyaka Şubesi ve Karşıyaka Kent Konseyi tarafından vatanın dört bir yanında görev yapan askerlere ve geride bıraktıkları ailelerine destek vermek amacıyla başlatılan Vatan Size, Aileniz Bize Emanet projesinde 15 ayda 3900 tane askere ulaşıldı. Projenin başından bu yana Suriye ve Güneydoğu'daki askerlerimize moral kolileriyle birlikte binlerce mektup gönderildi. Bu projede kısa adı TESUT olan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şube Başkanı çok değerli bir isim Turgay Erdağ başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Proje katkılarınızı Karşıyaka Belediyesi'nin iletişim numaralarından ülkenin dört bir yanındaki Mehmetçiklerimize moral kolilerini ulaşarak katkı koyabilirsiniz. Yavrularımızın, çocuklarımızın, Mehmetçiklere, abilerine yazdıkları mektuplar,
duygu yüklü kelimeler, içerisindeki küçük böyle askerleri, kardeşlerimizi mutlu edecek küçük hediyelerle çok önemli bir proje. Bu vesileyle Karşıyaka Belediye Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Hüseyin Mutlu Akpınar Bey'e de bu vesileyle teşekkür edelim. Böyle bir projeyi Karşıyaka Belediyesi ile birlikte, TESUT'la birlikte, Karşıyaka Kent Konseyi ile birlikte önderlik, liderlik ettiği için iç sayfalarda da haberin devamı var. Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi'nin çatışma bölgelerinde canı pahasına görev yapan askerler ile ailelerine destek olmak amacıyla başlattığı Vatan Size, Aileniz Bize Emanet projesi çığ gibi büyüdü. Karşıyaka Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak sürdürülen proje kapsamında 15 ayda farklı bölgelerde terörle mücadele eden 3900 askere moral paketleri gönderildi. Onlarca sivil toplum kuruluşu ile 1000'in üzerinde vatandaş moral kollerine katkıda bulundular. Karşıyaka'nın farklı yerlerine konulan sandıklarla da binlerce mektup toplandı. Kışlalara ulaştırılan moral kollerinde el yazması mektuplarla birlikte ev yapımı çörekler, çocukların kaleminden resimler, kitaplar, manevi değere sahip çeşitli hediyelere yer veriliyor. Proje süresince binlerce askere daha ulaşılması hedefleniyor. Projenin ikinci ayağında ise askerlerin bize emanet ettikleri eş ve çocuklarına manevi destek sağlanıyor. 7 gün 24 saat hizmet veren irtibat noktaları aracılığıyla sağlık hizmetleriyle psikolojik destekte bulunuyor. Ve moral gezileri düzenleniyor. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Erdağ da projenin çıkış noktasına güvenlik görevlerimiz şehit olduktan sonra cenazelerinde üzülmek yerine icra ettikleri zorlu ve kutsal görevleri süresince onlarla el ele, omuz omuza olma isteği diyor. Çok da güzel ifade etmiş başkan. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkürlerini sundu. TESUT Başkanı Turgay Erdağ Bey. Binalar enerji üretecek. EPSO'da gerçekleştirilen çatılarda güneş enerjisi santrali kurulması ile ilgili seminerde konuşan Genset Genel Sekreteri Hakan Erhan, Türkiye'de güneşten yeni bir sayfa açıldığını belirterek 300 euroya çatılara güneş enerjisi sistemlerini çok rahat kurabileceksiniz denilmiş. Yani güneş enerjisinden faydalanmak lazım. Bütün apartmanların çatılarında faydalanmak lazım. Bütün işletmelerde faydalanmak lazım. Ülke bunu Arsin Demir var. Arsin Bey, avukat Arsin Demir Bey de bu anlamdaki yenilebilir enerji çalışmaları ile ilgili bir sürü çalışması var. Bu vesileyle ismini yad etmiş olalım, anmış olalım, teşekkür etmiş olalım. Haber Express gazetesi var. 20'de olarak kanmayın, çiftlik banktan sonra yeni tehlike denilmiş. Bilişim uzmanı Şener Kul, çiftlik bank gibi sanal dolanmalarının yanı sıra yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Kul, günlük 20 dolara bilgisayarınızı açık bırakın diyen siteler sizi suça bulaştırabilirler denilmiş haberde. Yine Anadolu'nun tohumları takas edildiği haberimiz var. Haber Express gazetesinde Seferihisar Belediyesi'nin bu tohumla ilgili çalışması, gerçekten tebrik ederiz Seferihisar Belediyesi'ni de. 9 Eylül gazetesi, zamanımızı oldukça tükettik sanırım, o yüzden hızlı geçiyorum. Bereketli şenlik haberimiz var. Karşıyakalılardan Mehmetçi'ye destek ve Mehmetçi'ye jest haberimiz var tekrar. Karşıyaka'da Vatan Size, Aileniz Bize Emanet projesinde 15 ayda 3900 tane askere uğraşıldı. Moral kolileri ve mektuplar gönderildi deniliyor haberde. İzmir Ticaret Odası üyelerine milyonluk nefes. TOP ile Altın Bankası arasında imzalanan protokol hakkında bilgi veren İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, nefes kredisi ile İzmir'de 65.6 milyon liralık kredi hacmi yaratacağız ifadelerini kullandı.
Gelir vergisi için son gün haberimiz var. 9 Eylül gazetesi otizm başlığı ile bir haber paylaşmış. Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, her 68 tane çocuktan birinde otizm görülüyor. Erkek çocuklarda bu 4-5 kat daha fazla, tedavi edici bir ilacı yok. Tek ilaç eğitim. Efsane başkana vefa. Denizli'nin Buldan ilçesindeki 150 yıllık tarihi bina Denizli Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buldan Belediyesi katkılarıyla restore edildi. Tarihi binaya Doktor Behçet Uzun adı verildi. Mehmetçiğe bin selam. Bin selam olsun Mehmetçiğe. Biraz önce okuduğumuz Karşıyaka Belediyesi'nin Vatan Size Aileniz Bize Emanet projesi ile ilgili haberimiz var iç sayfalarda da. Ulusal birliği güçlendirecek bu projeyle Karşıyaka'dan Türkiye'yi aydınlatacak bir ışık yaktıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, bu proje vatanı ve millet için canını ortaya koyan güvenlik güçlerimizle duyduğumuz sonsuz minnetin toplumsal bir ifadesidir, dedi. Mehmetçiğimize duyduğumuz sonsuz minnetin ifadesi olarak bu projede de emeği geçen herkese, başta Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar olmak üzere teşekkür edelim. Bu arada Hüseyin Başkan'ın yarın 3 Nisan doğum günü. Şimdiden Hüseyin Başkan'a da bu vesileyle nice mutlu, sağlıklı, uzun yıllar dileyelim. Evet, Altay Haber 9 Eylül gazetesinde spor haberlerimiz. Altay'a bir birlik skor yetmedi. Siyah beyazlar Bandırma deplasmanından beraberlikle ayrılmasına rağmen liderlik koltuğunu kaptırdı. İzmir ekibinin tek golünü 7. dakikada Doğan Karakuş kaydetti. Bandırma Spor deplasmanında. Evet, Altay'ın da genç bir başkanı var. Yakından tanımıyorum ama helal olsun. Böyle genç isimlerin başarılı olmasını çok takdir ediyorum. Bu vesileyle Altay'ın genç başkanını da tebrik etmiş olalım. Başarılar dileyelim. Umarım bir üst ligde Altay'ı ve Menemen'i görürüz. Tabii ki Kafkaf da pes etmiyor. Karşıyaka Nazilli Belediyespor'u farklı mağlup ederek 8 maç sonra kazanmayı başardı. Kafkaf ligde kalma yolunda umutlarını az da olsa sürdürdü. Göz göze Avrupa çelmesi var. Kasımpaşa karşısında sahadan 2-0 yenik ayrılan Göztepe Avrupa yolunda yara aldı. Yeni Astra gazetesi ile devam ediyoruz haberlerimize. Papaz itirafı. Ajan Papaz, Brunson'un kendisi gibi papaz olan manevi oğlu Mehmet Yeni Asır'ın manşetini eklediği paylaşımında terör örgütüne verdiği desteği itiraf etti. FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddialarıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen Diriliş Kilisesi papazı, Brunson ve PKK militanı gibi yetiştirdiği manevi oğlu Mehmet Ö, sosyal medya hesabında ihaneti itiraf etti. Yeni Asır gazetesinin iç sayfalarında bu arada düğünden kaçtılar haberi var. Bursa'daki düğün salonunda gelinle damadın aileleri arasında kız kaçırma yüzünden çıkan kavga haberimiz var tekrar. Engelli yüzücüler antrenörsüz kaldı. Manisa'da aralarında Türkiye şampiyonlarının da olduğu engelli yüzücüler yaklaşık 4 aydır yeterli antrenör olmadığı için yüzemiyor. Çocuklarının sağlığının etkilendiğini belirten engellilerin aileleri yetkilileri göreve davet etti. Evet, bir Manisa'da da Cengiz Altaylı ismi lazım. Demek ki Karşıyaka'da Cengiz Altaylı, Karşıyaka Yüzme ve Sporları Kulübü Başkanı Cengiz Altaylı engelli sporcularla nasıl mücadele ettiğini çok iyi biliyoruz. Şampiyonların şampiyon yüzücüsü, yüzücü hocası Cengiz Altaylı gibi bir isim lazım. Demek ki Manisa'ya Abbas Karemi Dünya Şampiyonu'nda Meksika'da yapılan şampiyonada ikinci oldu. Cengiz Altaylı'nın yetiştirilmiş olduğu bir sporcuydu. Bu arada Cengiz Altaylı'dan da bahsetmiş olalım bu vesileyle. Genç çiftçi projesiyle yumurta patronu olduğu aydınlı girişimci Ceyda Kaya haberi var. Yeni Asır gazetesinden
spor haberleriyle devam edelim. Arkasından Shock Start playoff final serisinin seyircisi önünde Halkbank'a yenilerek kötü başladı haberi var. Karşıyaka nihayet uyandı. Karşıyaka ligin bitimine 5 maç kala Nazilli'yi yenerek kümede kalma umutlarını sürdürdü. Yeni Asır gazetesi ile birlikte Ege Telegraf gazetesi ile yayınımızı bu gazete haberleri ve yorumlarıyla sizlerle birlikte olduğumuz bu yayınımızı sonlandıracağız. Daha yapacak çok işimiz var. Haberimiz var. Başkanlıkta 5. döneme hazırlanan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, prestij bölgesi Göl Park dahil 19 yıllık ihracatını Ege Telegraf gazetesine anlatmış. Daha yapacak çok işimiz var demiş. Gel oturup konuşalım. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Çiğli'den Başkan Aziz Kocaoğlu'na hem seslendi hem de yüklendi. Seçim yaklaştı, hesap zamanı geldi. Her zamanki gibi söylemler başladı dedi. Şengül çağrıda bulunarak samimi olarak oturalım. İzmir'in acil sorunlarını ne yapmamız gerekiyor, sizin üzerinizde ne düşüyor, onu yapmaya çalışalım şeklinde beyanatları var. İnşaatçılardan Özgener'e destek, müfet başkanı Nasır, mevcut tek adam yönetiminin İzmir'e büyük zarar verir duruma geldiği için değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Necip Nasır, Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, Mahmut Özgener'e desteğini iletti bu arada. Karşıyaka'da 2018 yılı için verilen yeni hastane vaatleri havada kalırken sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar ise 7 kilometre yol kat etmek zorunda kalıyor. Karşıyaka yıkılan devlet hastanesinin yerine yeni hastanenin yapılmaması ile ilgili haberimiz. Değerli Kanal İzmir Televizyonu izleyicileri, ben Ali Aktaş, sizlere gazete haberlerini ve yorumlarını aktarmaya çalıştım. Elimden geldiğince sizlere Rıdvan Akgün Bey'in boşluğunu doldurmaya çalıştım. Umarım onun boşluğunu bir nebze de olsun doldurabilmişizdir. Beni izleme nezaketinde bulundunuz, vaktinizi ayırdınız. Çok çok teşekkür ederim. Esnaf arkadaşlarımıza, dostlarımıza, büyüklerimize, bizleri ekran başında izleyen herkesin işleri rast gitsin, hayırlı işler olsun, güzel günleri olsun. Haftaları güzel geçsin, iyi geçsin, coşkuyla geçsin. Ülkemiz zor günlerden, zor süreçlerden geçiyor. Bir yandan Suriye'de, bir yandan iç politikadaki siyasetçilerin gerginliklerinden kötü bir piyasa ekonomisi var maalesef. Umarız her şey iyi olsun. Bizler güzel düşünelim, iyi düşünelim. Güzel enerjilerimizi yollayalım. Her şey iyi olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Öksüz yavrular hep ağrıyor.